Donguç Akademi'den herkese merhabalar. 9. sınıfı artık kapattık, tamamladık. Mükemmel bir sene geçirdik. Oradaki bütün bilgileri cebimize attık. Hatta yaz tatilinde bunun tekrarlarını da yaptık. Ve güzelce dinlendik. Şimdi geldik artık 10. sınıf kimyaya başlamaya. Hazırız ve geri sayımı başlattık arkadaşlar. Bomba gibi gireceğiz yine. 10. sınıf kimyada neler var onlardan bahsedeceğiz. Şimdi konular üzerinden şöyle bir konuşarak gidelim arkadaşlar 9. sınıf kimyasında zaten TYT'de çıkacak 4 soruyu cebimize koymuştuk. Şimdi geldik bu sene 3 soruyu daha cebimize koyma zamanı geldi arkadaşlar. İlk olarak kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar adındaki üniteyle başlayacağız. Bu ünite neredeyse dönemin sonuna kadar devam edecek arkadaşlar. Oldukça uzun bir ünite olacak karşımızda ve oldukça önemli bir ünite. Sadece bu sene için değil, önümüzdeki yıllarda da karşımıza sürekli sürekli farklı konuların altında çıkacak bir ünite burası. Nelerden bahsedeceğiz peki? Hemen adı üzerinde zaten kimyanın temel kanunlarıyla başlayacağız. Nedir peki bu kanunlar? Kütlenin konumu kanunu, katlı oranlar ve sabit oranlar kanunları olacak. Bunlar üzerine hesaplamalar yapacağız. Oldukça sayısal bir ünite var karşımızda. Ardından mol kavramı gibi kimyanın belki de en temel konularından biri olan kavramdan bahsedeceğiz. Kimyadaki sayısal bütün konuların içerisinde mol kavramı bir şekilde var arkadaşlar illaki. O yüzden buraya geldiğimiz zaman özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konuyu çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Avogadro sayısından bahsedeceğiz. Bizim için çok önemli bir sayı olacak. Ardından kimyasal tepkimeler ve denklemler diye bir bölüm karşımıza çıkacak. Burada tepkime türlerini öğreneceğiz arkadaşlar. Bir tepkimi gördüğümüz anda hemen yapıştıracağız. Bu bir yanma tepkimesidir ya da e, bu bir analiz tepkimesidir diye burada tanımlayacağız. Sonrasında da kimyasal denklemler kısmına geldiğimiz zaman bir tepkimenin denkleştirmesini nasıl yapabiliriz? Yani e, katsayılar bize verilmişse bu katsayıları nasıl belirleyebiliriz? Bunun üzerine örnekler çözeceğiz, çalışacağız. Testler yapacağız sonrasında bu kadar masum ve kısa gözüklüğüne bakmayın arkadaşlar kimyasal hesaplamalar kısmına geleceğiz oldukça e, uzun uzun farklı soru tiplerinden sorular çözerek mol kavramıyla da özellikle ilişkilendirerek birçok soru çözüyor olacağız burada hesaplamalar yapıyor olacağız ardından burayı tamamladıktan sonra da bir sonraki üniteye geçeceğiz unutmayın arkadaşlar bak şurayı tamamladığınız anda tyT'den de bir soruyu cebimize koymuş olacağız. Bir sonra ünitemiz karışımlar olacak. Bir tık daha sözel bir ünite olacak karşımızda arkadaşlar. Çünkü hesaplamalar ünitesi çok sayısal bir üniteydi. Karışımlarda öncelikle karışım türlerini belirleyerek başlayacağız. Homojen ve heterojen karışımlardan ve bunların alt türlerinden bahsedeceğiz. Ardından derişimler diyeceğiz. Yani tepkimelerde daha doğrusu çözeltilerdeki Oranları belirleyen ifadeler üzerine konuşacağız. Çözünme olayı diyeceğiz. Bir çözeltiyi oluşturan maddelerin hani 9. sınıfta kimyasal türler arası etkileşimler ünitesini görmüştük ya. Polarlı kapolarlıktan bahsetmiştik ve zayıf etkileşimlerden bahsetmiştik. İşte burada o bilgilerimizi sıklıkla tekrar ediyor olacağız. Bizim için çok önemli olacak. Hangi maddeler birbiri içerisinde çözünebilir hangileri çözünemez ve çözünürken hangi etkileşimler sayesinde çözünür onları öğreniyor olacağız. Ardından kolligatif özelliklerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Yani derişime bağlı olarak değişen özellikleri yorumlayacağız. Kaynama noktasını artıran ya da donma noktasını düşüren etkinle etkenler üzerine konuşacağız. Son olarak da ayrıştırma te e teknikleri diyeceğiz. Yani bir karışım oluştuktan sonra o karışımı bileşenlerine nasıl ayrıştırabiliriz? Bunlar üzerine konuşacağız. Üçüncü ünite olarak asitler, bazlar ve tuzlar diyeceğiz arkadaşlar. Artık ikinci dönemin de ortalarında karşımıza çıkacak olan bir ünite burası. Asitleri, bazları genel anlamda tanımlayarak başlayacağız. Ee, yine TYT'de bir soru da buradan var. Karışımlarda da bir soru var. Yani bu üniteyi de tamamladığımız zaman TYT'deki üç soruyu aslında tamamlamış olacağız. Cebimize koymuş olacağız. Asit ve bazların... E Genel özelliklerinin yanı sıra pH'ı üzerine, indikatörler üzerine konuşuyor olacağız. Sonrasında tepkimelerinden bahsedeceğiz. Özellikle de tabii ki nötralleşme tepkimeleri diyeceğiz. Yani bir asitle bir baz nasıl tepkime verir? Burada kaç mol aside karşılık kaç mol baz lazım ki nötralleşme gerçekleşsin gibi soruları cevaplayacağız. Hangi metaller hangi asitlerle tepkime verir ve bu tepkimeden hangi gaz açığa çıkar ya da hangi bazlarla tepkime verir ve açığa çıkan baz, gazın türü nedir? Bu soruların cevabını yine e, bu başlık altında inceliyor olacağız. Hayatımızdaki asit ve bazlar dediğim zaman yaygın olarak kullanılan karşımıza çıkan asit ve bazların genel özellikleriyle birlikte öğreneceğiz ve bir miktar tuzdan bahsedeceğiz tabii ki. Hangi tuzlar var bu tuzların genel özellikleri nelerdir e, birazcık ezberliyor olacağız burada. Sonrasında son ünite olarak arkadaşlar kimya her yerde adında bir ünite karşımıza çıkacak. Birkaç hafta içerisinde bitirebileceğimiz e, oldukça kısa diyebileceğimiz bir ünite var karşımızda. TYT'de soru çıkma ihtimali yine düşük olan ünitelerden birisi de burasıydı. İki temel başlığımız var. Yaygın günlük hayat kimyasalları diyerek başlayacağız. Burada temizlik maddelerinden bahsedeceğiz. Polimerlerden bahsedeceğiz. ilaçlardan bahsedeceğiz. Kozmetik malzemelerden bahsedeceğiz. Ve buradaki geri dönüşüm özelliklerinden bahsedeceğiz. Sonrasında gıdalar diyeceğiz. Özellikle de hazır gıdalar üzerine konuşacağız. Yenilebilir yağ türleri üzerine konuşacağız. Biraz daha sözel niteliği olan bir ünite olarak. Bunu da tamamladığımız zaman 10. sınıfı da cebimize koymuş olacağız. Peki bu seneyi güzel bir şekilde tamamlamak için kimyada hiçbir eksiğimiz kalmadı diyebilmek için süreç boyunca nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hangi özellikleri yerine getirebilirsek biz yılın sonunda mükemmel bir kimya senesi geçirmişiz diyeceğiz. Öncelikle arkadaşlar geçen seneye kıyaslı bu sene kendini bir sayısal hazırlayarak başla. Özellikle ilk ünitede çok fazla sayısal hesap karşımıza çıkacak. Sayılarla sürekli ve sürekli uğraşıyor olacağız. Bunu bir öğrenmemiz gerekiyor, cebimize koymamız gerekiyor. Kimya demek ki daha fazla soru çözmemiz gereken bir sene haline gelmiş olacak. Sürekli tekrar yapmak gerekecek arkadaşlar burada e çünkü geçen sene de öyleydi ama bu sene biraz daha özellikle bunu yapmamız gerekiyor bilgileri unutmamamız gerekiyor ve sürekli tekrar yaparak ancak biz üst üste bilgileri yeni bilgileri koyma şansına sahip olacağız E tabii ki bunu sürekli tekrarlarını yani konu çalışarak değil de daha çok soru çözerek yapmamız gerekecek. ...ta ilk ünitedeki soruları sene sonuna kadar çözmeye devam etmemiz gerekiyor... ...ve tabi bunu farklı farklı kaynaklardan çözmemiz gerekiyor... ...çünkü bu sene özellikle soru tipinin çok fazla olduğu bir sene arkadaşlar... ...en vay çeşit soru karşımıza gelebilir... ...hani ilk üniteyi üzerinde yine konuşayım... ...ben bu konuyu tamamen tamamladım, bütün soruları çözdüm desen bile... ...çözemeyeceğim bir soru karşına gene gelebilir... E, ...çünkü çok farklı soru tipleri var, bu yüzden... Farklı kaynaklardan farklı bir sürü soru çözmemiz gerekiyor. Özellikle yeni nesil soruları e, çözüp cebimize koymamız gerekiyor. Adım adım ve düzenli çalışmak burada çok önemli olacak. Mol kavramını atladığın zaman senin ünitenin devamını getirmen mümkün değil mesela arkadaşlar. Dolayısıyla her adım çok değerli. Bu yüzden e, konuların her birini tam anlamıyla bitirdiğinden emin ol. Ondan sonra bir bir sonraki konuya geç. Bu şekilde e, konu atlamadan çalışırsan bil ki sonunda mutluluğa ulaşacaksın. Kimyada e, mükemmel bir sonuca elde edeceksin. Peki gelelim biz neler yapacağız? E, karşımıza neler çıkacak? Ödevlendirmelerimiz nasıl olacak? Hangi kaynaklar üzerinden gideceğiz? Tabii ki sene boyunca derslerimizde yanınızda olmaya devam edeceğiz. Her konuyu... Atlamadan hepsini tek tek size anlatmaya çalışacağız. Burada hep birlikte çalışacağız. Ve e, tabii ki ödevlendirmelerimiz olacak. Bu ödevlendirmelerde kullanacağımız temel kaynak sıfırdan ona kimya kitabı olacak arkadaşlar. Geçen senelerden zaten bu kaynaklara hakimiz neler var içeriğinde. Mesela geldik ilk dersimizde ilk bölüm olarak kimyanın temel kanunlarını bitirdik. Ben diyeceğim ki arkadaşlar 12-18. sayfa arasını çözüp Ondan sonra gelin bir sonraki derse siz hemen gideceksiniz ve çözmeye başlayacaksınız. Peki konunun içeriğinde ne var? Her sayfamızda arkadaşlar önce bize bir konu anlatımı yapılıyor. Burada temel kanunlarla ilgili konu anlatıldıktan sonra burada öğretilenlerle anlatılan konuyla ilgili sorular bize hemen yan tarafta bekliyor olacak. Zaten derste de bu konuyu öğrenmiştiniz. Geldiniz buradan çalıştınız, tekrarınızı yaptınız. Soruları da çözebiliyorsanız ne anlayacağız? Demek ki bu konuyu öğrenmişiz, cebimize koymuşuz. Güzel. Sonraki konuya geçtik. Hemen çalıştık, sorularını çözdük. Burada da sorunumuz yok. Soru konuyu çalıştık, soruları çözdük. Bak bölüm bittikten sonra bakalım bütün bir bölümü tam anlamıyla birleştirerek de çözebiliyor muyuz diye tara geç kısmı bizi bekliyor. Yani o bölümün tamamına genel bakış atan sorular karşımıza çıkıyor. Bu soruları da çözdüğümüz zaman Artık o ok bölümle ilgili bir problemimizin kalmadığını anlayabiliriz. Hemen bir sonraki bölüme geçeriz ve bu şekilde ünitenin sonuna kadar hep birlikte gideriz. Ünitenin sonuna geldiğimiz zaman bu tarama testlerinin yanı sıra bir de test geçlerimiz var arkadaşlar. Yani ünite testleri burada karşımıza çıkacak. Ünitenin tamamına genel bakış atan sorular burada önümüze gelecek. Bunları da çözdüğümüz zaman zaten artık ünite cebimize girmiş olacak. Her şeyi öğrenmiş olacağız. E, tabii ki çözemediğimiz sorular olacak süreç boyunca. Bu durumda ne yapacağız? Her sayfamızda arkadaşlar kare kodlarımız mümkün mevcut karekoda gidiyoruz. Video çözümünü izliyoruz. Çözemediğimiz soruyla ilgili veya aklımızı karıştıran herhangi bir şey varsa o videoyu izlediğimiz zaman soruyla ilgili e, eksik kalan noktaları da tamamlamış oluyoruz. Dolayısıyla da e, sonuca güzelce hep birlikte ulaşmış oluyoruz. Peki kitabı nasıl elde edebiliriz? Nereden alacağız bu kitabı biz? Arkadaşlar hemen açıklamalar kısmında sana en yakın Tonguç Kırtasiye neresi ise onun linkine ulaşabilirsin arkadaşlar. Linkten kontrol ediyorsun. En yakın Tonguç Kırtasiyesini bulup gidip doğrudan satın alabiliyorsun. Diyelim ki yakın bir kırtasiye olmadığını düşünüyorsun veya ben evimde oturayım, evime gelsin diyorsun. Tonguç Mağaza orada seni bekliyor. Hemen internetten siparişini verebilirsin ve kitabına ulaşabilirsin. Bir an önce kitapları edinelim. Dersler başlayacak ve ödevler tabii ki gelecek. O zaman ödüllü sorumuzu hemen cevaplıyorsun. Yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyorsun. Hepinize sağlıklı günler diyorum. Derslerimizde tekrar görüşmek üzere.